Arkadaşlar hepinize merhaba. Antalya Havalimanı'ndayız. Arkamızda bir Boeing 737 var. Yanımda Seren Büyükçulacı var. Sun Express'e teşekkürlerimizle. Öyle bir giriş oldu ki Seren Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sun Express'te uçak teknisyenisiniz. Evet. Arkadaşlar, uçakların ışıkları. Bugünkü mevzumuz bu. Bizim arabalarımızda nasıl farımız var, stopumuz var, park lambamız var, sinyalimiz var, içi aydınlatmamız var. Burada da uçakta neler var bir Seren Bey'le bakacağız. Neler var, nereden başlayalım? Genel olarak üçe ayırabiliriz biz aydınlatmalarımızı. Evet. Exterior. Evet. Internal ve acil durum aydınlatmaları olarak. Evet. Bunlar da kendi aralarında gene çeşitleniyor. Evet. İç aydınlatmalarımız kokpit ve kabin aydınlatmaları. Dışarıda da kargoların aydınlatması, yükleme boşaltma esnasında geceleri yardımcı olması açısından. Ayrıca servis alanlarının, iniş takım yuvalarının aydınlatmaları, kontrollerin yapılabilmesi açısından ve standart bizim ekiplere yardımcı olan iniş ve kalkışta pisti ve taksi yolunu görmelerini sağlayan diğer exterior, yani harici aydınlatmalarımız var. Şimdi bugün exterior'a bakalım. Tamam. Diğerleri de sevmiyorsunuz ama başka videonun konusu arkadaşlar. Hepsini tek videoya sığdıramayız. Buyurun Seren Bey. Öncelikle burun dikmesinde taksi light'ımız var. Uçak yerdeyken, pist başına giderken veya pistten çıktı, park pozisyonuna gelirken genelde kullanılan bir lambadır. Evet. Kanat köklerinde. O tarafa gidelim. Buyurun arkadaşlar. Taxi light bak. Burun dikmesinde lambamız var. Aslında evet. Far gibi bak. Aslında teknolojik olarak. Aynı far gibi. Mantık olarak far gibi. Önünü görmesini sağlıyor genel evet. olarak. Hemen uçağın kanadına gidiyoruz. Büyük olan lambamız. Evet. Fixed landing light. Yani sabit landing light. İç taraftaki küçük olan da runway turn off light. Şimdi landing light ne işe yarıyor, turn evet. off light ne işe yarıyor? Landing light'tan bu uçakta, bu uçağa özel evet. bir tane de aşağıda retractable'ımız var. Detayını çekeceğiz zaten. Bunlar iniş ve kalkış esnasında pisti aydınlatmak için, daha rahat görmesini sağlamak için kokpit ekibin kullanır. Runway turn off light'larda gene inişten sonra veya kalkıştan önce dönüşlerde döneceği yeri görebilmesi açısından açılı olarak yerleştirilmişlerdir. Uçağın sol tarafını sağ kanattaki de sağ tarafını aydınlatır, görüş kolaylığı sağlar. Burada benim gözüme takılan bir lambamız var yukarıda. Evet. Gördünüz mü? Bu nedir? Wing light'ımız bu. Wing light'ta buzlanma koşullarının olabilme durumlarında kaptan eğer herhangi bir şeyden şüphelenirse hizaya kadar gelir içeride kabinde ve kanatları aydınlatır bu lamba. Kanatlara bakar, buzlanma var mı veya motorun inletinde herhangi bir buzlanma var mı? Ben bunu tamamen... Amaç budur. Süs sanıyordum arkadaşlar. Her şeyin bir amacı var. Evet. Wing light'ımız var. Daha sonrasında buradaki ışıklarımız, ana ışıklarımız. Evet. Bir de böyle yanıp sönen renkli ışıklarımız falan var. Onlar bizim strobe light'larımız var. Evet. Strobe light'larımız da dikkat çekme amaçlıdır. Diğer bütün lambalarımız 115 volt AC'yi alıp, alternatif akım alıp 28 volta düşürürken onlar da 115 volt olarak devam eder çalışması. Çünkü onların çalışması için bir kuvvet gerekir. Voltajın gücünü kullanmamız gerekir. Kırmızılar vardır. İki tane strobe light'lar. Bunlar beacon light diye de adlandırılır. Bir tanesi altta, bir tanesi üstte. De bu anti-collision diye geçer. Kokpitte bir düğmenin üstünde anti-collision yazıyor. Evet. O. Beacon light diye de geçer. Biz de artık arkadaşlar boş değiliz yani. Özellikle kırmızı yapılmıştır ki uçağa yaklaşmanın tehlikeli olduğu sinyalini verir. Motor çalışırken yakılır, altına kimse girmesin diye. Hareket esnasında bunlar çalıştırılır, uçağın önüne arkasına kimse geçmesin diye. Kanat uçlarında da iki tane beyaz olacak şekilde strobe light'larımız var. Bunlar da dikkat çekmek için kullanılır. Bir tane de kuyrukta vardır. Yürüyelim oraya doğru. Uçağın etrafında arkadaşlar yeni bir inceleme video. Uçakların ışıklarını inceliyoruz aslında sizinle. Seren Bey bize anlatıyor. Evet, burada üç tane beyaz. Şu dış taraftakiler, şu an yanmayanlar. Evet. İki tanesi kanatlarda, bir tanesi kuyrukta olmak üzere üç tane de böyle strobe light'larımız var. Bunlar da gene tamamıyla dikkat çeksin, uçak ben buradayım desin diye. Yanan kırmızı ışığımız, position light. Yanan kırmızı ışıklar, position light'lar. Bunlar da farz edelim ki havadayız ve bizim seyir sefer sistemlerimize sıkıntı yaşıyoruz. İletişim kuramıyoruz diğer uçaklarla. Bir önceki videoda TİKES'i anlatmıştınız. Onunla diyelim bunları... hadi tabii, geri geldi, özür dilerim. İzlemeyenler şuradan tıklayarak izlesin. Kaybettik ve karşıdan gelen uçak bizi gördüğünde ona doğru mu gidiyoruz? Hangi yöne gidiyoruz? Bizi nereden gördüğünde bunu anlayabilecek gördüğü pozisyonda kırmızıyı görüyorsa diyecek ki ben bu uçağın solunu görüyorum. Sol taraf kırmızı,
sağ taraf yeşil. Yani siz karşıdan gelen, size göre solda yeşil, sağda kırmızı görüyorsanız bir sıkıntı var. Her ikisini de görüyorsanız size doğru geliyor, kaçın. Yani siz 800 km ile gidiyorsunuz, o da 800 ile geliyor, hızlı kaçın. Arkada gene half position light'larımız var. Bunlar beyaz yanar. Bunlar da aynı görevi görür genel olarak. İki tane altlı üstlü yanan, evet. Diğer kanatta da görürseniz bunları, bu uçak sizden uzaklaşıyor demektir. Kanadın altında bir lambamız yok herhalde. Yok, kanadın altında bir lambamız yok ama yatay stabilizenin üstünde her iki tarafta iki tane lambamız var. Birer tane olmak üzere. Bunlar da logo light olarak adlandırılır. Şirketin logosunu gösterir. Bak işte aksesuar. Evet. Bak bir yerde tutturdum. Evet, bu aksesuar. Bu bir aksesuar. Evet. Kaptan gidip kuyruğa bir şey olmuş mu diye bakamayacağına göre tabii havada. Şirket logosunu gösterir. Bunun zaten detayını bulalım, koyalım buraya arkadaşlar. Gece çekimi bir tane. Gece çekimi gerekir. Kuyruğu göremeyiz. Çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Evet, evet. Onun kuyruğu dışında tamamıyla aydınlatır. Bunun dışında şu tekerlerin oraya girdiğiniz zaman bir yanan bir şey var. Evet, onlar. Bak çok güzel bir detay yakaladım. Bir onu gösterelim. Servis alanı aydınlatması, iniş takım yuvası aydınlatması olarak geçerler. Bir düğme vasıtasıyla biz bunları çalıştırabiliriz. Siz kameraman arkadaşımla girin, anlatın. Orası biraz daha. Evet. Burada bir switchimiz var. Bunu açtığımız zaman, 10 konumuna getirdiğimiz zaman buradaki lambalarımız toplamda 4 tane. Bunlar yanar. Bu da tamamıyla bizim kontrollerimiz veya uçuş ekiplerinin, kaptanların kontrolleri için kullanılır. Burası aydınlatılır ve burada herhangi bir kaçağımız var mı, herhangi bir hasarımız var mı, onları görürüz bu lambalarla da. Daha önceki videonuzda gene hidrolik komponentlerin burada olduğunu söylemiştik. Uçağın kanı, kan damarları buradan şimdi geçer. Şimdi burası için şöyle denmişti. Uçağın orası elektronik olarak beyni, burası da mekanik olarak beyni. Evet. Aynı zamanda kan damarlarının da deposu diyebiliriz. Hidrolik bunlara tanklarımız. Bir ve iki tane hidrolik tankımız var. Burada da standby'ımız var. Evet. Bunlarda herhangi bir kaçak olmaması bizim için önemlidir. Bunların da kontrollerini yapabilmemiz Işık için. Işık önemli bu. Bu lambaları koymuşlar. Evet, bizim mesleğimizde genel olarak aydınlatma zaten çok önemlidir. Düzgün aydınlatmanın olması gerekir kontrollerde. Burada da bahsettiğimiz üçüncü strop light'ımız var. Beyaz olan kuyruktaki. Evet. Birer tane kanatlarda vardı. Kanat uçlarında. Bir tane de burada var. Strop arkada. Light uçağın arkasında da var. Evet. Kanatların her iki tarafında da var. Position light. Position light her iki kanadın ön tarafında. Arka tarafında. Kırmızı ve yeşil. Arka tarafında da beyazlar var. Burada. İkişer tane altlı üstlü. Burada yok. Burada. Burada sadece strop light'ımız var. Bu uçağın özelinde. Ama başka uçaklarda tabii var. Gene position light'lar. 3 yıl önce falan uçakların ışıklarıyla ilgili bir video yapmıştım ben. Orada demiştim ki arkadaşlar, gece bir uçağın Boeing mi Airbus mu olduğunu strop light, yani bu çakan ışığından anlarsınız. Nasıl anlarsınız? Eğer iki kere yanıp sönüyorsa Airbus, tek yanıp sönüyorsa Boeing. Doğru mu? Evet. Dakikada 42 atış yapar işte strop light'larımız. Teknisyen olunca da direkt detayın detayı. Sen detay veriyorsan ben daha detayını veririm. Dakikada 42. Bir de şey varmış galiba. Eskiler daha yavaş yanıp sönüyormuş. Yeni Boeing'ler biraz daha hızlı yanıp sönüyormuş falan filan. Öyle evet, bir şey duydum değişti ben. Şimdi LED'e döndü. Sistemler evet biraz değişti. Onda bazı farklılıklar oldu. Evet. Hem ömrü uzadı biraz daha. Aydınlatmaların, lambaların ömrü uzadı. Hem de bu burundaki taxi light kalktı. Onlar kanat köklerine yerleşti. Landing light'ların bir kısmı artık taxi light görevini de görüyor. Evet, bazı uçaklarda burun iniş takımında da taxi light yok arkadaş. Hiç ışık yok. Bütün ışıkları kanadın köküne kanat koymuşlar. Kanat köklerine taşıdılar. Evet. Peki bir şey soracağım. Bu kargoları yüklerken, indirirken, bindirirken içeride valiz var mı, kaldı mı, yok mu? Ne kadar yer var? İçeride ışık var mı aşağıda? Tabii ki. Bir de ona özellikle bakalım. Geceleri yükleme ve boşaltma aynen yapılırken bu lazım olan bir ışık. Burası arka kargo bölümüne burası açıyoruz. Arka kargo. Giriş aydınlatmamız vardır. Artı içeride de faal olarak çalışan lambalarımız var, aydınlatmayı sağlayan yani lambalarımız var. Yani hiçbir valiz var karanlıkta kalmıyor. Kesinlikle. Kalıyor aslında, yani işi bitince arkadaşımız tabii ki lüzumsuzsa söndür diyerek. Ne bu mu? Evet, o switchle açıp kapatabiliyoruz. Müsaade var mı? Tabii ki. Bu şekilde. Hatta bırakabiliriz olduğu gibi çünkü sefere gideceği için uçağımız zaten evet yükleme yapılacak. Neyse biz bırakmayalım. Evet, uçaklarımızın ışıkları bu şekilde. Genel olarak evet. Kapımız açık ama kapatacağız arkadaşlar, ha, merak etmeyin. Bir de kanat üzerlerinde benim gözüme çarpan, evet, yayından önce konuştuğumuz acil çıkış aydınlatmaları. Emergency light'lar diye geçiyor bunlar. Bunlar 28 volt DC ile çalışırlar ve kendi bataryaları vardır ekstra olarak. Belirli gruplar halinde kendi batarya pack'leri vardır. Bunun sebebi de artık uçakta herhangi bir enerji kalmamış kullanabileceğimiz, AC güç kaynağımız kalmamış.
bataryaya kadar düşmüşüz. 12 volta bataryalar indiğinde artık der ki uçak, evet bir sıkıntı var, bu aydınlatmalar sağlanamıyor. Ve otomatik olarak eğer armdaysa kokpitteki switch'imiz, otomatik olarak hemen bütün emergency light'lar içeride yanar ve içerideki kabin içindeki aydınlatmalar sağlanır. Kabin dışında da gene kapılarda, kanat üstünde ve gövdenin sadece bu bölümünde ve simetriğinde emergency light'larımız var. Bunun da sebebi bu uçaklarda acil, kanat üstündeki acil çıkışlardan çıkan yolcular, flaplar her zaman açıktır indiysek. Flaplardan kayarak gelirler ve indikleri bölgeyi görebilmek için de bu emergency light'lar buralara konmuştur, dahil edilmiştir. Evet. Uçaklara. Kapılarda da gene slide aydınlatması olarak her kapının oluyor. Evet, her kapının hemen yan tarafında slide aydınlatması olarak bu acil durum lambalarımız yer alır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu videoda size anlattığımız bu aydınlatmalar aslında çok büyük bir sistemin azıcık bir parçası. Evet, buzdağının görünen kısmı diyebiliriz. Buzdağının görünen kısmı. Bu uçak ışıklarının dışındakileri anlattık ama dediğiniz gibi içindekiler var, kokpittekiler var, tabii, var oğlu var. Ben Seren Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok da tutmak istemiyorum. Zaten bugün bizim için mesaiden birazcık biraz uzattık. Bir mesaiyi uzattık. Canım ama sizler için arkadaşlar bu kadar emek, gördüğünüz gibi bu videoları çekmek kolay olmuyor. Uçak ayarlanıyor, teknisyen ayarlanıyor, biz geliyoruz, bir araya geliyoruz ve size bu güzel videoları çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Seren Bey çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Memnun oldum tanıştığıma. İçerideki ışıkları da anlatacağız. Görüşmek ben de çok üzere. Memnun oldum. İzleyenler adına sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ederiz. Farkındalık yaratabildiysek ne güzel. Çok meraklısı var. Havacılığın çok meraklısı var ve de biz de elimizden geldiğince doğru bir şekilde sizin gibi uzmanlar, profesyonellerle beraber anlatmaya gayret ediyoruz. Teşekkürler. İnşallah dilimiz döndüğünce de anlatacağız. Arkadaşlar sizlere de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.